Tamam hocam, şu anda yayındayım, kayıttayım. Hocam hoş geldiniz yeniden. Sağ olun, ne zaman sizi çağırsak bizi kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Pardon hocam, bu akşamki konumuz Jean-Jacques Rousseau ve özgürlük kavramı hakkında. Hani Jean-Jacques Rousseau Fransız aydınlanmasının önemli isimlerinden birisi, hepimiz biliyoruz. Belki bize biraz daha Jean-Jacques Rousseau hakkında biraz daha detaylı bilgi vererek başlayabiliriz hocam. Buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Tabii ki herkese iyi akşamlar. Yaşamış olduğumuz küçük teknik sorundan dolayı herkesten özür dileriz. Ama her şeyi telafi edeceğiz. Bir şey kaybolmayacak. Şimdi tabii ki Rousseau önce bir genel bağlamın içerisine oturtacak olursak, Rousseau tabii ki bir 18. yüzyıl filozofu. Yani neredeyse bütün bir 18. yüzyılı yaşamış bir insan. 1712 ile 1778 yılları arasında yaşamış olan bir filozof. Ve 18. yüzyıl filozofu olması bakımından doğal olarak tabii 17. yüzyıl felsefesiyle, filozoflarıyla hesaplaşaraktan 18. yüzyıl felsefesini oluşturmaya çalışıyor. Şimdi biz felsefe tarihinde 17. yüzyıl felsefesi söz konusu olduğunda genellikle deriz ki 17. yüzyıl modern felsefenin gerekçelendirilme çağıdır. 18. yüzyıl ise modern felsefenin inşa edildiği, kurulduğu, çatısının kurulduğu yüzyıldır. Yani tamamlanmış olduğu yüzyıldır. Rousseau modern felsefenin tamamlandığı yüzyılda yaşıyor. 17. yüzyılın filozoflarıyla hesaplaşaraktan yapıyor bunu. Yani öncelikli olarak Descartes, Hobbes gibi, 17. yüzyıl Locke gibi büyük filozoflarla hesaplaşaraktan 18. yüzyılda modern felsefeye ne diyelim olgun halini vermeye çalışan bir filozof. Şimdi aydınlanmacı 18. yüzyıl biliyorsunuz aydınlanmacılık yüzyılıdır. Ve aydınlanmacı felsefe söz konusu olduğunda burada genel olarak iki akımdan bahsedilebilir. Yani teorik felsefe çerçevesinde biz genellikle empirizm ve rasyonalizm olarak ayırırız bu iki büyük akımı. Fakat pratik felsefe açısından Rousseau'nun öncelikle yapmış olduğu pratik felsefe açısından baktığımızda belki de şöyle ilkesel bir ayrım yapılabilir. Şimdi aydınlanmacılık yani 18. yüzyıl felsefesi 18. 17. yüzyıldan miras almış olduğu değerleri yeniden formüle edilen yüzyılda tabii burada merkezde bir insan düşüncesi var, özne tasavvuru var. Ama her şeyden önce de bir tarih felsefesi var ve tarih felsefesi açısından baktığımızda iki büyük akımla karşılaşıyoruz burada. Örneğin Voltaire gibi, daha çok Diderot gibi mekanik filozofların temsil etmiş olduğu çizgisel ilerleme felsefesi var. Bir de tabii ki bu filozoflarda neredeyse nedensiz diyebileceğimiz bir iyimserlik var. İşlevsel bir iyimserlik var. Her şey basit bir şekilde iyiye, güzele doğru gidiyor türünden bir yaklaşım söz konusu. Rousseau bunun karşısında olan bir filozof. Yani şey değil, Rousseau'nun aydınlanmacılık eleştirisi, daha sonra René Schopenhauer'da olduğu gibi veya Nietzsche'de olduğu gibi aydınlanmacı bir eleştiri değil. Ama aydınlanmacı felsefeyi kendi içerisinde yeniden kurma çabasında olan
aydınlanmacı felsefe çerçevesinde kalarak yeniden kurma çabası içinde olan bir filozof. Örneğin tarih felsefesini basit bir şekilde çizgisel bir ilerleme felsefesi olarak kurmak yerine ne yapmaya çalışıyor? Tarihi çelişkilerle dolu, çöküşlerle dolu, yani büyük kavgaların, savaşların, devrimlerin olduğu bir tarih olarak almak istiyor. Yani basit bir çizgisel bir ilerleme değil bu. Geriye dönüş var, çöküş var, ileriye sıçrama var. Sürekli bir hareketlilik söz konusu her yöne, her bakımdan. Diğer taraftan nedensiz iyimserlik yaklaşımına karşı da özellikle Voltaire'in örneğin sergilemiş olduğu nedensiz iyimserlik anlayışına da karşı Rousseau ne yapmaya çalışıyor? Nedensiz iyimserlik yaklaşımı aslında tarihin böyle mekanik bir şekilde kendiliğinden neredeyse ilerlediği, iyiye doğru ilerlediğinden hareket ediyor. Rousseau ise bunun karşısında aslında bunun bilinçli doğru olmadığını, bunun karşısında Rousseau tarihin bizzat insanın kendisi tarafından bilinçli bir şekilde yaratıldığını göstermeye çalışıyor. Yani insanın aslında hem tarihi yaratırken hem kendisini yaratırken, doğayı yeniden yaratırken son derece aktif bir varlık olduğunu, kendisini, doğayı, tarihi, her şeyi yeniden yaratan bir varlık olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Hatta bir yerde Rousseau'nun şöyle ne diyelim, ilginç bir belirlemesi var. Tarihin ilahi, karamsar, kötümser açıklamasının karşısına kendi tarih anlayışını koyduğunda ne diyor? Tanrı'nın tininin yanına kendi tinimi koydum veya Tanrı'nın yanına kendi tinimi koydum. Yani insan ilahi, tarihin ilahi açıklamasının yanına insan zihninin açıklamasını koymaya çalışıyor. Yani insanın tarihini yine insanın bakış açısından, insanın kendi yetilerine başvuraraktan açıklamaya çalışan bir filozof. Ama Rousseau bu bakımdan bazen yanlış anlaşılır. Kendi tinimi veya zihin gücümü Tanrı'nın yanına koydum derken bununla kendisinin tam bir tanrı tanımaz olduğunu vesaire söylemek isteyen bir filozof değil. Şimdi dediğim gibi Rousseau daha çok pratik felsefe yapan bir filozof. Yani siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, estetik vesaire, tarih felsefesi, hukuk felsefesi alanında daha çok çalışıyor, yazıyor. Etkin olduğu, üretken olduğu alanlar bu alanlar. Bu genellikle sanki Rousseau'nun teorik felsefeden habersiz olduğuna dair bir izlenim uyandırır herkeste. Bu da yanlış bir kanıdır. Rousseau pratik felsefeye yönelmeden önce tüm kendi çağının ve tabii ki 17. yüzyılın büyük metafizikçileriyle, ontologlarıyla, epistemologlarıyla hesaplaşmış olan birisi. Fakat teorik felsefeyi, yani varlık felsefesini, bilgi felsefesini çok iyi bilen, fakat bütün bunların hepsini pratik felsefe içerisine yediren ve eserlerini pratik felsefe alanında vermiş olan bir filozoftur. Şimdi şöyle bir soru gelebilir akla. Rousseau bu kadar eser vermiş olan birisi, yani şöyle diyelim 51'den itibaren aktif bir şekilde üreten birisi ta ki ne 1778'e kadar, yani son eserini verinceye kadar Yalnız Gezgin'in Rüyaları adlı eserini verinceye kadar, ölümünden birkaç hafta önce tamamlamış olduğu eseri bu. O zamana kadar aktif bir şekilde üretmiş birisi.
ve birçok alanlarda, pratik felsefenin birçok alanlarında yazmış olan birisi. Bütün bu eserlerini Rousseau'da, bütün bu eserleri ortaya koymuş olan Rousseau'nun acaba bütünlüklü bir fikri var mıdır ve bu bütünlüklü fikir, yani bütün bu eserlerini birleştiren bu fikir nedir diye sorulabilir. Bu konuda 20. yüzyıl araştırmacılarından, Rousseau araştırmacılarından Alman Iring Fechter, Rousseau'nun bütün eserlerine temel oluşturan ana düşüncenin, ana fikrin özgürlük fikri olduğunu söylemiştir. Bu gerçekten de doğrudur. Rousseau'nun bütün entelektüel hayatı, bütün aslında felsefi, bilimsel araştırmaları, tarih araştırmaları, her şey aslında özgürlüğü temellendirmeyi amaçlıyor. Özgürlüğün nasıl mümkün olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Tabii ki özgürlüğü aramasının, özgürlüğü temellendirmeye çalışmasının bir rastlantı olduğunu söylemek mümkün değil. Rousseau aslında şöyle diyelim, 1751 yılında kaleme almış olduğu birinci söylevi, yani bilimler ve sanatların ilerlemesinin insanın ilerlemesini beraberinde getirip getirmediğini araştırmış olduğu ilk söylevinde şu tespitte bulunuyor. İlk insanların ahlaklı olmaları mümkün değildi. Çünkü ilk insanların henüz soyut düşünme kapasitesi gelişmemişti. Yani tasavvur etme güçleri yoktu. Bundan dolayı diğerini hissetme, diğerini tasavvur etme, diğerinin acılarını düşünme kapasitesi olmadığı için de ilk insan aslında insan istese de ahlaklı bir varlık olamazdı. Çünkü ahlaklı olmak her şeyden önce diğerinin acısını hissedebilmek demektir. Rousseau şimdi o birinci söyleminde, bilimler ve sanatlar üzerine olan birinci söyleminde sonunda şu sonuca ulaşıyor. İlk insanın ahlaklı olması mümkün değildi. Biraz önce söylemiş olduğum nedenlerden dolayı. Fakat modern insan ise bilimlerin ve sanatların sayesinde ilerlemiştir. Güçlerini geliştirmiştir. Birçok bakımdan kendisini mükemmelleştirmiştir. Dil denilen bir şeyi yaratmıştır. Kültür, uygarlık denilen bir şeyi yaratmıştır. Bu durumda insan aslında erdemli, ahlaklı olmanın da koşullarını oluşturmuştur. Fakat bu koşullarda ahlaklı kimse kalmamıştır. Yani aslında erdem ve ahlakın koşulları yaratılmıştır. Fakat ahlaka ve erdeme sahip çıkan kimse kalmamıştır ortalıkta. Dolayısıyla ahlak aslında Rousseau açısından modern çağda ne durumdadır? Ayaklar altında paramparça haldedir. Bu bakımdan Rousseau'yu büyük bir tüm eserleri, tüm farklı alanlarda yapmış olduğu müzik, iktisat, tarih, siyaset, hemen hemen her alanda pratik felsefenin vermiş olduğu tüm eserlerine rağmen büyük bir ahlak filozofu olarak tanımlamak gerekir ve tüm ömrünü de aslında ahlaklılığın nasıl mümkün özgürlükle birlikte ahlaklılığın nasıl mümkün olabileceğini araştıran bir filozoftur. Ahlaklılığın kaybolmasını Rousseau her şeyden önce nerede görüyor? İnsanların birbirlerine yabancılaşmış olmasında görüyor. Şimdi Rousseau tabii ki insanın kökene yabancılaşmışlığından bahsetmiyor. İnsanların birbirlerinden yabancılaşmışlığından bahsediyor. Rousseau eserleriyle eski ilk çağa, vahşi çağa yeniden dönmeyi amaçlayan, yeniden
dönmeye çağıran bir filozof değil. Rousseau'nun böyle bir amacı yok. Voltaire bu ön yargıyı 18. yüzyılda Rousseau'ya karşı yaydı. Fakat Rousseau'nun böyle bir amacı, hedefi yoktur. Yani insanı ilk çağa, vahşete, yeniden dönüşe çağıran bir filozof değil. Fakat Rousseau ilk çağın insanının naifliğinin diyelim, dürüstlüğünün, yani orada insanın yalan söylemesini gerektiren bir durum yoktur. İlk insanlarda mülkiyet ilişkileri vesaire gelişmiş olmadığı için o naifliğin, en azından dürüstlüğün, orijinalliğin, otantik insanın, ne diyelim, modern çağda yeniden yaratılmasını amaçlayan bir filozof. Yani Rousseau'nun uygarlık eleştirisi aslında şununla ilgili: insan uygarlığın gitmiş olduğu yön, şimdiye kadar gitmiş olduğu yön, mükemmelleşmeyi beraberinde getirmiştir. Yani teknik bakımdan, yetileri bakımından, üretkenlik bakımından ilerlemeyi, mükemmelleşmeyi beraberinde getirmiştir. Fakat insanın ahlaklılığını, ne diyelim, insan ilişkilerindeki estetiği, güzelliği, herkesi amaç edindiği, herkesin acısını, mutluluğunu paylaştığı uygarlığı yaratamamıştır. Dolayısıyla uygarlığın yönü aslında Rousseau'nun eleştirmiş olduğu uygarlığın bir yönüyle ilgilidir. Ve eserleri de uygarlığa ne vermeyi amaçlıyor? Yeni bir yön vermeyi amaçlayan bir filozof. Şimdi bu bakımdan Rousseau aslında böyle bütün bir insanlık uygarlığına yeni bir yön vermeyi amaçlayan, böyle devasa bir amaçla düşünen, tartışan ve yazan bir filozof. Doğal olarak bundan dolayı kendi çağının tüm filozoflarıyla, yani bizim bildiğimiz Voltaire'ler, Diderot'lar, D'Alembert'ler, Hume'lar, bütün bunların hepsiyle sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma içerisinde olan bir filozof. Çünkü şöyle diyelim, modern felsefede gelecek perspektifi söz konusu olduğunda bazı filozofların gelecek perspektifi modernlikle sınırlıdır. Yani ne diyelim, aslında feodaliteyi aşmaya çalışan, modern toplumu kurmaya çalışan ama ilerlemeyi modern toplumun sınırlarıyla sınırlamaya çalışan bir anlayış var. Örneğin Voltaire'de bu anlayış var, diyelim bir örnek olarak, veya David Hume'da da bu anlayış var. İşte Rousseau perspektifsel olarak modernliğin ötesini düşünmeye çalışan bir insan. Yani aydınlanmacı bir filozof ama aynı zamanda aydınlanmacılığın eleştirisini yapan, dolayısıyla henüz hali hazırda kurulan modernliğin ötesini de göstermeye çalışan veya ötesine ilişkin de mümkün bir perspektif açmaya çalışan bir filozof. Dolayısıyla Rousseau'nun geriye bakışı aslında bir geriye dönüş çağrısını amaçlayan, Voltaire'in tabiriyle insanları geriye döndürüp dört ayakları üzerinde yürütmeyi amaçlayan bir perspektif değil. Rousseau'nun geriye bakışı aslında daha çok modernliği ileriye taşımak, taşımayı amaçlayan, yani ilerlemeyi modernliğin de ötesine, modernliği kurmayı amaçlamakla birlikte modernliğin de ötesine taşımak isteyen bir filozof kendisi. Şimdi kişi olarak Rousseau kimdir diye sormak gerekir belki. Yani biyografik bazı bilgiler vermek için burada. Şimdi çok erken yaşta, yani aslında daha bir aylık bir bebek bile değilken annesini kaybetmiş olan bir insan. Sonra Cenevre'li kendisi tabii ki. Babası orada yaşamış olduğu bir takım hukuksal sorunlardan dolayı Cenevre'yi terk etmek zorunda kalıyor. Cenevre'nin bir yurttaşı orada kendisi.
zanaatçı birisi. Dolayısıyla Cenevre'nin seçkin yurttaşlarından birisi ama orayı terk etmek zorunda kalıyor. Rousseau çok erken yaşlarında babasından ayrılıyor. Büyük dünyaya açılan, büyük dünyayı keşfetmeye çalışan bir insan. Ve tabii ki karşısına farklı olanaklar ve şanslar da çıkan bir insan. Çünkü son derece yetenekli ve becerikli birisi. İlk denemesi kendisini başkalarının da yönlendirmesiyle, hatta şöyle diyelim, belki de o zamanlar kendisine annelik yapan bir hanımefendinin yönlendirmesiyle, desteğiyle papazlık eğitimi alması öneriliyor ve Rousseau bunu da deniyor ama papaz, yani gençler o zamanlar papaz olarak yetiştirmekten sorumlu olan öğretmen diyelim papaz, Rousseau'yu 2 ay sonra geri getirip diyor ki bu çocuğun müzikten başka bir şeye eğilimi yoktur, bundan papaz falan olmaz. Bu ama iyi bir müzisyen, iyi bir müzik teorisyeni olabilir diyor. Dolayısıyla bundan sonra Rousseau'nun perspektifinde müzik var ve müzik üzerine denemeleri var. Ansiklopedide mesela müzik makalesini yazan bir filozof. Fakat 18. yüzyıl tabii ki büyük çalkantıların da yaşandığı yüzyıl. Örneğin Cenevre'de 1738'de büyük iç savaşa andıran büyük çatışmalar yaşanıyor ve bu Rousseau'yu çok etkiliyor. Ve Paris'te, Paris'in salonlarında değişik filozoflarla, onların yaşam tarzlarıyla, düşünme tarzlarıyla karşılaşınca doğal olarak onlarda karşı bir belli bir mesafe yakalamaya başlıyor. Örneğin özellikle Voltaire gibi seçkici, daha çok aristokrat aydınlanmacılara karşı halkçı bir aydınlanmacı tavırla ortaya çıkıyor Rousseau. Ve bundan sonra da zaten büyük bir kopuş yaşıyor. O şeydeki, Paris'teki aydınlanmacı filozoflarla, yani neredeyse dediğim gibi biraz önce tartışmadığı, kavga etmediği, eleştirmediği hiçbir filozof yok. Ama bu tabii ki tek yanlı olan bir şey değil. Onların da hepsi şu veya bu şekilde sürekli Rousseau'ya entelektüel anlamda, felsefi anlamda Rousseau'ya saldırıyorlar. Zaman zaman bu çirkin haller de alıyor. Yani komplolar, entrikalar falan da yaşanıyor kendisine karşı. Böyle bir filozof. Yani ömrü hep kavgalarla geçmiş olan birisi. Hocam şöyle bir soru var. Hani peki mesela Rousseau hiç görüşlerinden dolayı hapse atılmış mıdır diye bir soru var. Rousseau hapise atılmamıştır. Ben de tam ona geliyordum. Ama Rousseau tam 16 yıl boyunca takibata uğramış birisidir. Yani mesela illegalitede yaşamak zorunda, yani gizli yaşamak zorunda da kalmıştır. Şimdi tam da ona geliyordum ben. Fakat birinci söylevinden bahsettim. Birinci söylevinde, yani insanın tarihin ilerleyişinin ahlaklılığı getirmediğini belirlemekle tamamlıyordu. İkinci söylevi, insanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve neden temellerinde Rousseau aslında insanın tarihin ilerleyişini açıklamaya çalışıyor. Yani uygarlığın ilerleyişi ahlaklılığı neden beraberinde getirmedi? Yani bilimler ve sanatların amaçları iyi olmasına rağmen, yani insanlığa iyiliği, güzelliği, refahı... Hocam ses kesildi. Benim sesim mi kesildi? Duyuyor musunuz beni? Hani bağlantı problemi yazıyor hocam. Duyuyor musun beni şimdi?
Erdem? Erdem? Ne yapalım? Erdem, duyuyor musun beni? Hocam şu anda normal yayın. Devam edebiliriz. Tamam. Duyuyorsun beni. Evet, duyuyorum hocam. Duyuyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci söyleminden bahsediyordum. İkinci söylemin amacından bahsediyordum. İkinci söylemin amacı aslında ilerleyen tarihin neden insanlığa ahlaklılığı ve özgürlüğü getirmediğini açıklamaya amaçlıyor. Yani tüm ilerlemeye rağmen neden ahlaklılık oluşmadı? Bunun insanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve temellerinde bunu araştırıyor. Ve burada Rousseau tabii ki neyi görüyor? Mülkiyetin oluşmasıyla birlikte insanların birbirlerine gittikçe yabancılaşmaya başladıklarını, yani önceden insanların mülkiyete sahip olmadıkları zamanda herkes aslında yaşamaya çalışıyorlardı. Rousseau bunu öz sevgi kavramıyla karşılıyor. Yani öz sevgi insanın aslında hayatta kalma çabasıyla ilgili olan bir şey. Herkesin canı kendisine emanettir ve kendi canını korumakla mükelleftir o anlamda. Fakat uygarlık ilerledikçe bu öz sevginin yerini daha çok ne alıyor? Bencil bir duygu almaya başlıyor. Yani bizim çıkar dediğimiz şey, insanın o şeyi, öz sevgisinin yerini kendi çıkarlarını diğerlerinden üstün tutma, kendini diğerlerinden üstün görme anlayışının oluşmasına bağlıyor ve bunun da kaynağı Rusya'ya göre mülkiyettir. Yani o ünlü deyişi, insanlar özgür doğar ama her tarafa zincire vurulmuştur tabiri oradan geliyor, örneğin orada da var. Ve bu açıklamayı yaptıktan sonra Rousseau neye yöneliyor? Tabii ki bu sorunun çözümüne. Rousseau diyor ki, bir sorun varsa bu sorunun kaynaklarına inerekten çözmek gerekir. Yani sorunu temelden çözmek gerekir ki sorunun kendisi ortadan kalksın. O zaman eğer insanların ahlaklılığı sağlayamamasının temelinde mülkiyet meselesi varsa, o zaman mülkiyet sorunu üzerine düşünmek ve mülkiyet sorununu çözerekten ahlaklılığın, özgürlüğün mümkün kılınması gerekir ki insanlar arasındaki yabancılaşma da yeniden ortadan kalksın. İşte bu dönemde Rousseau toplum sözleşmesini yazıyor 1762'de. Neredeyse aynı dönemde Rousseau neyi yayınlıyor? İşte ikinci büyük eseri dediğimiz Emil'i yayınlıyor. Emil veya eğitim üzerine. Ve bu dönemde bir de başka bir Yeni Helvaz başlıklı veya isimli bir roman yayınlıyor. Yeni Helvaz başlıklı romanında Rousseau şöyle diyelim, ahlaki duygularımız neden çürüdü sorusuna yanıt arıyor ve söylemiş olduğu şey şu: orada insanlar arasındaki eşitsizlik, mülkiyetten kaynaklanan eşitsizlik öyle bir seviyeye ulaştı ki insanların duyguları tanınamayacak kadar bunun altında ezildi. Yani
kimseyle bir artık duygudaşlık taşımıyor. Yani insanların birbirlerine yabancılaşması bu arada aynı zamanda insanların birbirlerine ne anlamda yabancılaşması anlamına geliyor? Duygusal olarak da yabancılaşması anlamına geliyor ki o zaman insanların birbirleriyle duygudaş olmaları, birbirleriyle birbirlerinin acılarını ve mutluluklarını paylaşmaları mümkün değil. Şimdi 1762, 63, 64 yılları bu 3 yıl zarfında bu 3 temel eseri verdikten sonra tabii ki Rousseau hem Paris'te hem de Cenevre'de yani bütün Avrupa'da aslında bir takibata uğruyor. 1762'den itibaren başlıyor bu. Toplum Sözleşmesi yayınlanıyor. Paris'te yasaklanıyor. Emil yayınlanıyor. Paris'te yasaklanıyor. Kilise bu kitapların yakılmasını talep ediyor, yasaklanmasını talep ediyor. Ve tabii ki Cenevre'de de alınan bir kararla bu kitaplar yakılıyor. Bu tabii ki Rousseau'nun eserlerinin yasaklanması ve yakılması onun açısından da bir takibat anlamına geliyor. Paris'te işte hükümet Rousseau'nun tutuklanmasını talep ediyor. Aynı şekilde Cenevre'de tutuklanması talep ediliyor. Bu takibat ölünceye kadar yani 1762'den 1778'e kadar tam 16 yıl boyunca sürmüştür. Bu dönemde Almanların aydınlanmacı despot dedikleri ikinci Friedrich veya bazen Büyük Friedrich dedikleri kralın himayesinde kalıyor. Bir süre İngiltere'de kalıyor. Londra'ya 200 kilometre bir uzaklıkta orada kalıyor. Sonra oradan tekrar Paris'e dönmek zorunda kalıyor. Yıllarca gizli yaşamak zorunda kalıyor. Cenevre'ye tekrar yani İsviçre'ye dönüyor vesaire. Yani 62'den 78'e kadar ölünceye kadar hep takibat altında. İçeride bir yerde hapis yatmamış olsa da sürekli takibat altında, kaçak yaşamak zorunda. Yurt dışında yani İngiltere'de vesaire Londra yakınlarında yaşamak zorunda kalıyor. Şimdi bu bakımdan hapis yatmamıştır ama 16 yılı hep takibat ve kovuşturmayla geçmiştir. Gittiği birçok yerde kilise mesela ne yapıyor? Kitleleri kışkırtıyor, kitleleri kendisine karşı ayağa kaldırıyor. Kaldığı yerler, evler taşlanıyor. Yani taşlanmaya başlıyor. Sürekli yaşam tehlikesi içerisinde yaşamış olan bir filozof. Şimdi Yeni Helvaz o zaman Yeni Helvaz'ın amacı insanların duygusal bir çürüme yaşadığını göstermek. Ve tabii ki bunun nedenlerini ortaya koymak nedir bu? Yaşam var olan toplumsal eşitsizlikler. O halde toplum sözleşmesi ve Emil eğitim üzerine olan Emil aslında bu duygusal çürümenin, insanlar arasındaki yabancılaşmanın, insanlar arasında oluşmuş olan toplumsal eşitsizliklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği, yani kaynaklarını inerekten nasıl çözülebileceği, böylelikle insanlığın yani uygarlığın yeni bir yönde ilerleyerekten ahlaklılığı ve özgürlüğü nasıl mümkün kılabileceğini göstermeye amaçlayan iki eser söz konusu burada. O halde aslında temel sorun nerede belirlenmiştir? Temel sorun birinci söylevde belirlenmiştir. Yani uygarlığın ilerlemesi ahlaklılığı beraberinde getirmemiştir. Sonra insanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ve nedenleri veya temelleri bu ilerleyen tarihin ahlaklılığı neden ortaya çıkarmadığını, bunun yerine neden insanları birbirine yabancılaştığını açıklamaya amaçlayan bir
tarih felsefesi, eleştirel tarih felsefesi olan bir eserdir. O halde sorunun belirlendiği yerlerdir bu eserler ve bu sorunun çözümü içinde ilkesel olarak Rousseau toplum sözleşmesini ve neyi yazıyor? Emil'i yazıyor. Şimdi size toplum sözleşmesinin içeriği üzerine, toplum sözleşmesinin içeriği üzerine ve tabii Emil üzerine de bir şey söylemeden önce sizlere ben Rousseau'nun başka bir eseri, küçük daha küçük bir eseri olan Dilin Kökeni üzerine denemesinden size iki pasaj okumak istiyorum. Bunlardan bir tanesi insanın acı çekme kapasitesiyle ilgili. İnsanın acı çekebilmesi için, yani insan kendi acısını çekerse bunun için hayal gücüne gerek yoktur. Zaten kendi vücudunda, onu kendi bedeninde yaşar. Fakat insanın diğerinin acısını hissedebilmesi için hayal gücüne ihtiyacı vardır diyor. Yani ilk söylevinde belirtmiş olduğu şey, hayal gücü bize diğerinin, diğeriyle kendimizi özdeşleştirmeyi, özdeş kılmayı ve diğerinin acısını düşünmeyi, onun tabiriyle onun acısını onda çekmeyi, çekmenin olanaklarını oluşturur hayal gücü, düşünme gücü. O halde hayal gücü ve düşünme kapasitesi bize tasavvur etme yetisini beraberine getiriyor. Bu tasavvur etme sayesinde biz ancak diğeriyle oluşturabiliyoruz, bir duygudaşlık oluşturabiliyoruz. Yani empatiden daha öte olan bir şey, burada olan şey daha çok sempati kavramına denk gelen bir şey. Yani diğerinin acısını paylaşabilme kapasitesi, sadece hissetme değil paylaşabilme, diğerinin mutluluğuyla mutlu olma, diğerinin acısını paylaşaraktan diğerinin acısını azaltmayı amaçlıyor diyor. O halde acı çekme kapasitesi neyle ilgilidir? Hayal gücümüzle ilgilidir ve insanın acı çekebilme kapasitesini oluşturması gerekir diyor ahlaklı olabilmesi için. Şimdi o halde hayal gücü, düşünme kapasitesi bilgiyle olan bir şey, tasavvur gücünün gelişmesi ve oluşturulmasıyla ilgili olan bir şey. İşte bu tarihsel olarak elde edilen bir şey, fakat kendiliğinden oluşursa, kendiliğinden spontane bir şekilde oluşursa tabii ki duygudaşlığın kendisi de rastlantısal olacaktır. Bu rastlantısallığın yerine Rousseau eğitim felsefesini veya eğitimi koyuyor. Onun ne anlama geldiğini hemen söyleyeceğim size. Diğeri ise aslında şöyle diyelim, iki eseri ilişkilendiren bir pasaj var burada dilin kökeni üzerine olan denemenin birinci bölümünün son paragrafında. Orada Rousseau mesela dilin kökenini araştırırken sözel dilden bahsediyor tabii burada. Yani eğer insanın gereksinimleri doğal gereksinimlerle, yani yemeyle, içmeyle ve üremeyle sınırlı olsaydı diyor, insan pekala ne jestlerle, mimiklerle yetinen bir varlık olabilirdi. Fakat insanın gereksinimleri bunun ötesine giden bir şeydir. İnsanın doğada, doğayla kurmuş olduğu ilişkinin ilerlemesi, doğayla kurmuş olduğu ilişkinin zenginleşmesi ve karmaşıklaşmasına ne diyelim, paralel olarak, hatta onun yansıması olarak bir iç dünya oluşturur diyor. Bu iç dünya gittikçe zenginleşir ve bu zenginleşen iç dünya bizim duygu ve düşün dünyamız. İnsan işte bu
duygu ve düşün dünyasını diğerine anlatma gereksinimine sahip olan bir varlık. Yani insan kendisini diğerine anlatmak isteyen bir varlık. Bu doğal bir gereksinimin ötesine giden toplumsal, bireysel, duygusal gereksinimleri beraberinde getiren bir şey. Rousseau o zaman sözel dilin oluşmasında basit bir şekilde mimiklerle, gözle vesaire, elle, kolla konuşmanın ötesinde veya basit belki de sesler çıkaraktan konuşmanın ötesinde sözel dilin oluşmasında diyor Rousseau, insanın iç duygularını diğerine anlatma sözel dilin oluşmasını insanın iç duygularını diğerine anlatma gereksinimi yatar diyor. Ve burada da bakın en önemli dört duygudan bahsediyor. Bunların başında aşk duygusu geliyor. Nefret, acıma ve öfke duyguları. En temelde olan duygular bunlar. Yani insan aşk duygusunu, nefret duygusunu, acısını ve öfkesini diğerine sözlü olarak anlatma gereksinimi geliştirmiş olan bir varlık. İşte dilin kökeninde bu iç duyguların diğerine sözel olarak aktarılma gereksinimi yatar. Mesela bir yerde diyor ki, ama genç bir kalbi heyecanlandırmak için, haksız bir saldırıya püskürtmek için doğa vurguları, çığlıkları, yakınmaları dayatır. İşte en eski sözcükler böyle bulunmuştur. Yani insan ne yapmaya çalışıyor? Diğer insanlar sadece doğal gereksinimlerini değil, aynı zamanda toplumsal gereksinimlerini anlatmak istiyor. O onda duygular olarak içinde yatan şeyler, içinde oluşmuş olan şeyler ve gördüğünüz gibi bunların başında aşk duygusu geliyor. Şimdi aşk duygusu şeyin, Emil adlı temel eserin ne diyelim aslında insanlara nihai hedeflerinin aşkın yasalarına göre yaşayabilmeleri için ne yapmalarını, nasıl eğitilmeleri gerektiğini göstermeye amaçlayan bir eser Emil. Buna paralel olan ise toplum sözleşmesidir. Toplum sözleşmesinin nihai hedefi nedir? Toplum sözleşmesinin nihai hedefi de özgürlüğün nasıl mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Yani ahlaklılığın. O halde gördüğünüz gibi Rousseau'da iki şey, yani toplum sözleşmesiyle Emil iki farklı şeyi birbiriyle ilişkili olarak birbirlerinin farklı görünme tarzı olarak temellendirilme ve perspektifsel olarak insanlığın hedefine koyma çabası var. Bu şeyde toplum sözleşmesinde özgürlüktür. Emil'de ise aşktır. Yani aşkın özgürleşmesi. Şimdi bununla tam olarak Rousseau neyi kastediyor? İsterseniz buradan toplum sözleşmesine dönelim ve Rousseau'nun en başta tartışmış olduğu bir şey var. Bu toplum sözleşmesinde Rousseau gücün hak doğuramayacağını, yani gücün kaynağının hak olmadığını, pardon, hakkın kaynağının güç olamayacağını, yani güçlünün hakkı olamayacağını göstermeye çalışıyor. Çünkü eğer hak güçlünün hakkı ise, yani o sürekli bir bitmez tükenmez güç uğruna kavga demektir. Bu perspektifsel olarak hiçbir sorunu çözmez. Yani aslında Rousseau Nietzsche'yi görmeden Nietzsche'nin eleştirisini yapıyor diyebiliriz. Ki aslında bu türlü teoriler 18. yüzyılda
çok yaygın olarak var. Mesela barış, ebedi barış teorisi üzerine yapılan tartışmalar da var. Örneğin güç kavgalarının insanlığın tarihinde kaçınılmaz olduğunu, ulusların birbirleri üzerinde zorunlu olarak hep hakimiyet kurmaya çalışmak zorunda olduklarını vesaire yaygın bir şekilde savunanlar var. İşte Rousseau bunun karşısına, yani güç istenci ilkesinin karşısına toplum sözleşmesinde neyi koyuyor? Özgürlük ilkesini koyuyor. Aslında ilk bakışta biz birbirimizin tepesine çıkmaya çalışıyormuşuz gibi görünsek de, diyoruz Rousseau, en temelde bunun aslında özgürlüğün ne olduğuna ilişkin bir yarış yatmaktadır. Yani aslında insanların güç istenci peşinde koştukları izlenimi yanıltan bir izlenim. Daha derine baktığımızda güç istencinin altında da aslında özgürlük arayışı yatıyor. O halde, diyor Rousseau, toplum sözleşmesinde perspektifsel olarak özgürlüğün nasıl mümkün olduğunu göstermek gerekiyor. Nasıl olacak bu? İnsanlar arasında eşitsizlik söz konusu olduğunda iki eşitsizlik türünden bahsediyor veya biçiminden bahsediyor Rousseau. Nedir bunlardan bir tanesi? Fiziksel eşitsizlik, yani güçlü olanın hep zayıf olanların üzerine çıktığı bir durum bu. Bu fiziksel eşitsizlik modern toplumda ahlaki eşitsizliğe yol açmıştır. Şimdi, yani hiyerarşik ilişkilere yol açmıştır, diyoruz da. Şimdi o zaman biz insanların fiziksel kapasitelerini, doğal kapasitelerini bastırmadan, insanların doğal kapasitelerini yok etmeye kalkmadan, yani herkesin kendi doğal kapasitesini en özgür bir şekilde geliştirip en özgür bir şekilde yaşamasına olanak sunarken, bunun insanlar arasında hiyerarşik ilişkilere dönüşmemesi için ne yapabiliriz? Yani ahlaki eşitsizliğin oluşması nasıl engellenebilir? İnsanlar arasındaki tüm farklar, kapasite, beceri, yetenek vesaire, doğal tüm farklar sınırsız, sonsuz bir şekilde yaşanırken, bu insanlar arasında ahlaki eşitsizliğe, bunun ahlaki eşitsizliğe dönüşmesi nasıl engellenebilir? İşte Rousseau toplum sözleşmesinde bunun yolunu göstermeye çalışıyor bize kendisi. Bu nasıl olacak, diyor. İlkesini söylemeye çalışıyor kendisi. İlkesini formüle ediyor. O da şu: biliyorsunuz Rousseau toplum sözleşmeci olan bir filozof. İlkesi de şu: herkes herkesle gücünü birleştirmeli. Herkes herkesle gücünü birleştirmeli. Yani özgürlükçü bir toplumda herkes herkesin zorunlu olarak, herkes herkese bağımlı olmak zorundadır, diyor kendisi. Çünkü insanın kapasitesi, insanın gücü onun gereksinimlerine yetmemektedir. İnsan zayıf bir varlıktır. Dolayısıyla gücünü artırabilmesi için gücünü diğerleriyle birleştirmesi gerekmektedir. Ama bu ne anlama geliyor? Bu gücünü diğerlerine birleştirince diğerlerine bağımlı olması anlamına geliyor. İşte karşılıklı bağımlılık zorunlu olarak tabii ki neyi beraberinde getirir? Efendi-köle ilişkilerini beraberinde getirir. İşte Rousseau burada şöyle bir ilke formüle ediyor: herkesin herkesle gücünü birleştirdiği, herkesin herkesle zorunlu olarak bağımlı hale geldiği ama hiç kimsenin hiç kimseye itaat etmek zorunda kalmadığı bir toplum. Yani şöyle diyelim, herkesin özgürlüğünü el üstünde tuttuğu bir toplumsal çerçeve oluşturabilirsek, o zaman işte toplumsal özgürlük aynı zamanda bireysel özgürlüğe, toplumun bir araya gelerek oluşturmuş olduğu toplumsal güç, aynı zamanda herkesin teker teker katlanmış bir gücüne ne olabilir? Dönüşebilir. Bu bağlamda Rousseau'nun iki tarihsel olarak çok tartışılan iki önemli kavramı var.
Bunlardan bir tanesi voluntetus, herkesin iradesi, ve volonté general, yani genel irade kavramı. Bütün Rousseau'ya ilişkin yapılan hem eleştiriler hem tartışmaların çoğu bu iki irade tarzının birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğine ilişkindir. Yani genellikle bu Rousseau'nun genel irade ve herkesin iradesi kavramları, örneğin 20. yüzyılda diyelim, özellikle liberal yorumcular tarafından şöyle okundu: genel irade tekil iradeyi, yani teker teker insanların bireysel iradesinin üstünde olan ve onu bastıran bir irade tarzıdır. Dolayısıyla aslında bireysel iradeyi bastırdığı için bireysel iradeyi mümkün kılmayan bir irade gibi gözükmektedir diye düşünülmüştür. Şimdi Rousseau böyle bir şey önermiyor. Bu bir yanlış anlamadır veya yanlış bir yorumdur. Tabii ki kasıtlı olarak çarpıtmalar da söz konusu burada. Şimdi geçtiğimiz yıldı benimle beraber Rousseau üzerine çalışan bir yüksek lisans öğrencim vardı. İzin almadığım için adını anmak istemiyorum burada. Fakat onunla beraber biz şimdiye kadar Türkçe'de olmayan bir metnini, Rousseau'nun bir metnini Türkçe'ye kazandırdık. Felsefe dergisinde bu metin yayınlandı. Sanıyorum 15 sayfalık falan bir metindi. Geriye doğru dergi, Felsefe dergisi, sayın hocalarım Işıl Bravo ve Hamdi Bravo tarafından yayınlanıyor Ankara'da. O derginin mesela geriye dönük sayılarına bakıldığında, geçen yıl olması gerekiyor, buna bakıldığında yani 2018 veya 17 olması gerekiyor. O zaman bakıldığında orada görülecektir. Rousseau genel iradeyi temel olarak öneriyor. Bir üst yapı veya ne diyelim, tikel veya bireysel iradeleri bastıran, onları kontrol eden, onlara hakim, onlar üzerinde hakim oluşturan, yani despotik bir irade tarzı değil de genel iradeyi teker teker bireysel iradeleri mümkün kılan, teker teker bireysel özgürlüklerin kaynağı olan temel, yani temeli oluşturan irade olarak öneriyor. Yani burada aslında bir 20. yüzyılda özellikle dediğim gibi yapılan açık toplumun düşmanları vesaire gibi bağlamlarda yapılan tartışmaları bir tarafa bırakıp Rousseau'yu gerçekten kendi öğretisiyle anlamak gerekiyor. O zaman genel irade, bireysel iradeyi mümkün kılmak, yani bireysel özgürlüğü mümkün kılmak, her bir bireyin kendi yaşamını özgürce yaşayabildiği, kimseye itaat etmek zorunda kalmadan özgürce, bütünle ve herkesle uyumlu olarak kendi özgürlüğünü, kendi yaşamını özgürce yaşamanın koşullarını araştıran veya koşullarını temellendirmeye amaçlayan iki kavram bunlar. İşte Rousseau ne zamanki genel irade herkesin iradesine temel oluşturur, herkesin, toplumun tüm kesimlerinin, burada ne diyelim, bir tabakalaşma söz konusu değil Rousseau'da, tabakalaşmayı reddeden birisi, çünkü tabakalaşma duygusal, düşünsel çürümeyi, karşılıklı yabancılaşmaları beraberinde getiriyor. O halde genel irade, toplumun genel iradesi teker teker bireysel iradeleri, bireysel özgürlükleri, bireysel yaşamları, kimseye itaat etmeden bireysel yaşamları mümkün kılabildiği oranda toplum o zaman ne olmuş oluyor? Rousseau açısından bir özgürlükçü, kendisine özgürlükçü bir temel, özgürlükçü bir anayasa vermiş oluyor. İşte Emil dediğimiz, Rousseau'nun Emil adlı eğitim üzerine olan ikinci büyük eseri, bugünkü başlığımıza duyurmuş olduğumuz ikinci büyük eseri tam da buna paralel oluşturuyor. Toplum sözleşmesinde
özgürlüğün nasıl mümkün olduğu gösterilmeye çalışılırken Emil'de eğitim dolayısıyla aşkın nasıl mümkün olacağı gösterilmeye çalışılıyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi kitabın aslında iki mantıksal bölümü var. Bunlardan bir tanesi insanın eğitimini ilgilendiriyor. Ve ikinci mantıksal bölümü ise erkeğin ve kadının birbirleriyle ilişkili olarak eğitimi ilgilendiriyor. Bu arada bu şeyi Emil'in bu mantıksal kurgusunu sanıyorum benimle beraber yüksek lisans tezi çalışması yapan bir kız öğrencimle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bunu ortaya çıkardık. Adını anabilirim diye düşünüyorum. Kızlık adıyla Ebru Ekiz. Geçenlerde evlendi. Yeni adıyla Ebru Tuval. O mesela bunu ortaya çıkardı ve gösterdi. Emil'in iki mantıksal şeyi var, bölümü var. Birinci mantıksal bölümde her ne kadar Rousseau sürekli Emil'den bahsetse de aslında Rousseau orada insanın insan olarak eğitiminden bahsediyor. İkinci mantıksal bölüm ki bu beşinci kitabı oluyor şeyin, Emil'in. Orada Sophie'nin yani Emil'in eşi olacak Sophie'nin eğitimi, kadının kadın olarak eğitimi devreye giriyor. Ve tabii ki kadının kadın olarak eğitimi aynı zamanda erkeğin erkek olarak da eğitim sorununu gündeme taşıyor. O halde birinci mantıksal bölümde Rousseau insanın insan olarak eğitiminden bahsederken Emil'in ikinci mantıksal bölümünde kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak eğitilmesini ele alıyor. Şimdi insanın insan olarak eğitimi ne demektir? Rousseau aslında bugün artık biz bilimlerin vesaire gelişmesinin nedeniyle aslında çocuğun eğitiminin yani insanın eğitiminin ta anne karnında başladığını biliyoruz. Ama Rousseau tabii ki bu kadar geriye gitmiyor. Rousseau bebeğin doğduğu, dünyaya geldiği andan itibaren insanın eğitiminin başladığını söylüyor. Örneğin kundaklama meselesini tartışıyor. Çocukların yani bebeklerin kundaklanmaması gerektiğini, onların serbestçe hareket etmeleri gerektiğini, bu onların özgürlükçü büyümelerinin canlı, hareketli varlıklar olabilmelerinin ön koşulu olduğunu söylüyor. Yani kundaklama ileride çocukları psikolojik olarak da pekala yaralayabilir ve onların ileride özgür bir olmalarının önünde bir engel teşkil edebilir. Yani o kundaklama sonra psikolojik bir blokaja vesaire dönüşebilir. O halde Rousseau ne yapıyor? Doğal eğitim kavramı altında tartışıyor bunu. Doğal eğitimden kastedilen şey nedir? Eğitmen ve eğitilen ilişkisinde eğitmen hiçbir zaman için eğitilene hükmetmeye kalkmamalıdır. Kendi bildiklerini, örneğin kendi mantığını, kendi aklını ona empoze etmemelidir. Tam tersine aslında eğitmen ne yapmalıdır eğitilene? Eğitilene kendi kendisini keşfetmenin yollarını göstermelidir. Yani ona herhangi bir şey öğretmeye kalkmadan aslında onun kendi başına öğrenmesini sağlamak. Yani ona mantığı öğretmek yerine, örneğin genç yaşta bir çocuğa mantığı öğretmek yerine, soyut kavramlar öğretmek yerine, örneğin soyut çocukları soyut sorularla uğraştırmak yerine Tanrı var mı gibi bir soru mesela, son derece soyut bir soru ve çocuğun hiçbir şekilde yanıtlayamayacağı bir soru. Bu türlü soyut kavramlarla, mantık yürütmelerle çocukları bastırmak yerine, onları ezmek yerine
Çocuğa oyun alanı sağlanmalı. Yani çocuk serbest hareket edebilmeli. Yani diyor ki mesela Emir'de bir yerde çocukları o boy sıkıcı karanlık odalara dolduracağınıza bırakın çayırda çimende zıplasın, düşsün, düşüp düşüp kalksın, düşüp kalkıp düşerken kalkmasını da öğrensin vesaire. Yani kendisini oynayaraktan keşfetsin, doğayı, dış dünyayı oynayaraktan keşfetsin, toplumu oynayaraktan keşfetsin. Yani toplumun içerisinde çocuğun da çocuk olarak bir yeri var. Çocuk, toplum çocuğu keşfetsin, çocuk da kendi çocukluğunu keşfetsin. Oysa diyor mesela biz toplumumuzda ne yapıyoruz? Aslında çocuğa bir sürü yasaklar koyuyoruz, cezalar veriyoruz vesaire. Yani o insan özgür doğar ama her tarafta zincire vurulmuştur şeyi burada işte çok anlam ifade ediyor. Çocuk doğuyor, büyüdükçe yasaklarla, engellerle karşılaşmaya başlıyor. Yani aslında özgür olmak üzere dünyaya geliyor ama özgürleşemeden, atsız sansız, yani aslında yaşayamadan diyelim, yaşadım diyemeden göçüp gidiyor. O halde doğal eğitim, ona Rousseau bazen negatif eğitim de diyor. Yani negatif eğitim insanlara neyi düşünmeleri gerektiğini, nasıl düşünmeleri gerektiğini, neyi hissetmeleri gerektiğini, nasıl hissetmeleri gerektiğini öğretmek yerine onlara kötülük yapmamasını öğretmeyi amaçlıyor. Yani kötülüğün ne olduğunu, çirkinliğin ne olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Ama çocuk tabii ki kötülüğün ne olduğunu, çirkinliğin ne olduğunu kendisi deneyimleyerekten kavrayabilmeli. Yani çocuk onları yaşayabilmeli, kendi hayatını tehlikeye atmadan, tehlikeye düşürmeden onları yaşayaraktan, deneyimleyerekten öğrenmeli ki kötünün ve çirkinin ne olduğunu, yani aslında kendi kendini bilmenin çerçevesinin ne olduğunu bizzat deneyimleyerekten öğrensin. Deneyimleyerekten öğrenmek, ezberleyerekten soyut öğrenmenin çok çok üstünde olan bir şey diyor Rousseau. Deneyimleyerekten öğrenilen şey hiçbir zaman unutulmaz. Ama soyut, ezberleyerekten öğretilen bir şey öğrenildiği andan itibaren ne olur? Unutulur. Dolayısıyla o zaman bugün örneğin işte bizim ülkemizde olduğu gibi çocuklar çok erken yaşlardan itibaren etütlerde, ne bileyim dershanelerde, okullarda sürekli bir şekilde sanki boş bilgi fıçısı gibi algılanıyor ve içlerine bilgi dolduruluyor. Yani pasif bir şekilde o sınıftan o sınıfa, o derslikten o derste koşturup duruyor çocuklar. Rousseau tam da bunun tersi olması gerektiğini söylüyor. Yani onların toplum içerisinde etkin olmaları gerektiğini, doğada etkin olmaları gerektiğini söylüyor ki ancak o zaman kendi güçlerinin de bilincine varırlar. Yani kendi kendilerini de deneyimlerler ve kendi kendilerini de birey olarak kavrarlar. Yani diğerlerinden farklı bireyler olarak kavrarlar. İşte eğitim o zaman o halde ne yapmalıdır? Rousseau'nun tabiriyle eğitim insanı güçlendirmelidir. Güçlendirme demek yani eğleyebilmesini, insanın özgürce eğleyebilmesini, kendi başına düşünüp davranaraktan eğleyebilmesini mümkün kılmalıdır. Şimdi şeyin Emil'in ikinci mantıksal kısmına geliyorum ki bu ikinci mantıksal kısım yani Sophie'nin kadının eğitimi, erkeğin eğitimi, kadına ve erkeğe toplumda biçilmiş olan rollerle ilgili olan bir bölüm bu bölüm. Ve 18. yüzyılda örneğin Mary Wollstonecraft gibi çok etkili feminist yazarlar tarafından ayrı bir şekilde eleştirilmiştir. Kısmen ne diyelim haklı olarak kısmen de yanlış anlaşmadan kaynaklandığı, anlamadan kaynaklandığı için haksız olarak. Şimdi Rousseau'nun
Emil kitabının Emil adlı eserinin 5. kitabını, yani Sophie'nin eğitimini, dolayısıyla yani kadının kadın olarak Emil'in de erkek olarak eğitimini ilgilendiren bölümün hemen başında Rousseau şöyle bir belirlemede bulunuyor. Bir cümlede söylüyor bunu ve bilebildiğim kadarıyla bir daha da bu soruna dönmüyor. Ama o cümleyi kaçırdığınız zaman bütün 5. kitabı gerçekten de Rousseau'ya karşı okuyabilirsiniz. O kitabı Rousseau'nun kafasında parçalayabilirsiniz. Ama o bir cümleyi kaçırmamak gerekiyor. Rousseau perspektifsel olarak nasıl ki toplum sözleşmesinde özgürlüğü nasıl mümkün olduğunu göstermeye çalışırken iki basamaklı olarak veya iki aşamalı olarak Rousseau Emil'de de aşkın nasıl mümkün olacağını, yani kadın erkek ilişkisinde aşkın nasıl mümkün olacağını göstermeye amaçlıyor. Yani o halde şunu söylemiş oluyor aslında Rousseau, çağımızda kadın erkek arasında herhangi bir erotik ilişki yoktur, herhangi bir aşk ilişkisi yoktur. O halde Rousseau perspektifsel olarak kadını kadın olarak, erkeği de erkek olarak eğitirken her şeyden önce cinsiyetler arasında erotiği ve uzun erimli olarak da aşkı mümkün kılmayı amaçlıyor. Bu ne demektir? Diyor ki Rousseau orada 18. yüzyıldaki durumu düşünün ve burada sadece birkaç tane seçkin kadını ölçü olarak düşünmemek gerekiyor. Rousseau kitleyi düşünüyor. Yani örneğin milyonlarda oluşturan alt tabakadan olan kitlesel kadınları düşünüyor. Bu kadınların yaşamdaki yerine bakıyor. Hepsi aslında kitlesel olarak baktığımızda, mesela Mary Wollstonecraft'ın annesinin yaşam öyküsü burada neredeyse örnek alınabilir. Kadıncağızın ömrü, yani çocuklarını yetiştirmek için çamaşır yıkamakla geçiyor neredeyse. Yani 18. yüzyılda Rousseau'nun Emil'i yazdığı dönemde diyelim ki, ondan sonra da aslında en azından 1789 devrimine kadar çok farklı değil durum. Nedir? Kadınlar, yani kız çocuğu olarak, kız bebek olarak dünyaya geliyor. Yani kız veya kadın doğuyor, büyüyor, doğuruyor ve ölüyor. Neredeyse, yani bu kitlesel olan bir şey. Yani kadınların kitlesel olarak hayatı bu şekilde olan bir şey, bu şekilde geçiyor. Yani dediğim gibi salonlarda, Paris'te salonlarda vesaire veya şeylerde, saraylarda ki birkaç yüz bin diyelim kadını ölçü almadığını, burada tüm kadınları kitlesel olarak ölçü aldığını ve o kadınlara yaşamda bir yerin nasıl verilebileceğini düşünüyor kendisi. Bu nasıl olacak? Önce kadının güçlenmesi gerekiyor diyor. Yani güçlendirilmesi gerekiyor. Şimdi 18. yüzyılda Rousseau kadını da erkeği de güçlendirmek istiyor tabii ki. Birinci aşamada 18. yüzyıl toplumunun yapısal durumunu düşündüğünde ilk aşamada kadının ve erkeğin güçlenmesi demek, yani onların güçlenmesi demek, güçlerinin eşitlenmesi demektir. Yani 18. yüzyıl toplumu tek yanlı olarak erkeğin güçlü olduğu bir toplum. Atsız, sansız, evin içerisinde de, evin dışında da erkeğin güçlü olduğu bir toplum. Dolayısıyla kadının hiçbir aslında etkisi, gücü, sözü yoktur bu topluma kitlesel olarak düşündüğünde. O halde Rousseau diyor ki, evin içi kadından sorulmalı, yani ailenin idaresi vesaire, ama her şeyiyle. Sadece çocuğun doğurulması ve büyütülmesi değil, tüm ailenin idaresi kadından sorulmalıdır. 18. yüzyıl toplumunda da
Erkek ise nedir? Toplumun içerisinde etkin olmalıdır. Yani ailenin yaşamını idame edilecek etkinliklerden de erkek sorumlu olmalıdır. Bu ilk bakışta tabii ki burada Rousseau bunu bazen kullanıyor da kadının erkeğe tabi olması olarak vesaire tanımlıyor. Ama amaç orada dediğim gibi kadına bir belirli bir yaşam alanının toplum içerisinde belirli bir alanın onun alanı olarak belirlenmesinin amaçlanması söz konusu. Bu ilk aşamadır. Burada Rousseau henüz şöyle diyelim, burada aşk da mümkün değildir. Burada tam olarak aslında hem kadının hem erkeğin eşitliği ve özgürlüğü de mümkün değildir. İlk aşamada böyle bir ne diyelim, eğer deyim yerindeyse belki minimalist bir programla çalışıyoruz. O kadını da erkeği de güçlendirerekten karşılıklı güçleri nötrleştirme programı var burada. Yani güçler dengesinin kadın ve erkek arasında bir güçler dengesinin oluşturulması söz konusu. Güçler birbirlerinin karşısında birbirlerini dengeliyorlar. Böylelikle güçler birbirlerini ne yapıyorlar? Nötrleştiriyorlar. Peki bu ilk aşamaya Rousseau ne diyor? O biraz önce bahsetmiş olduğum ünlü cümlede şunu söylüyor. Bu ilk aşama henüz doğanın yasasının hakim olduğu aşamadır. Yani aşkın yasasının hakim olduğu aşama değil. İkinci aşama, yani eğitimin mümkün kılması gereken ikinci aşama, aşkın yasasının hakim olduğu aşamadır ki işte bu toplum sözleşmesinde özgürlük durumuna denk gelir. Şimdi aşkın yasasının hakim olduğu bu perspektifsel olarak ikinci aşamada güçler durumu nedir? Orada güçlerin karşı karşıya getirilmesi, güçlerin karşılıklı dengelenmesi ve birbirlerinin nötrleştirilmesi değil, güçlerin birbirleri, kadın ve erkeğin güçlerinin birbirleriyle birleştirilmesi söz konusu. Yani şöyle diyelim, orada bir yerde güçler ayrılığı ve güçler dengesi değil, güçler birliği ve güçler bütünlüğü söz konusu. Yani erkek kadına ne kadar tabi ise kadın da erkeğe o kadar tabi. Ve Rousseau'nun tabiriyle söyleyecek olursak, o aşkın yasasının hakim olduğu ikinci aşamada artık erkek ve kadın arasında sürekli süren bir güç dengeleme sorunu yoktur. Orada ne vardır? Birbirini tamamlama vardır. Aşkın yasasının hakim olduğu alan durumda kamusallık alanında artık tamamıyla farklıdır. Kamusallık alanı, örneğin doğanın yasasının hakim olduğu durumda ilk aşamada gerçekten de kamusal alan erkeğin tek başına neredeyse hakim olduğu bir alandır. Fakat Rousseau perspektifsel olarak bununla kalmıyor. Wollstonecraft ve diğerleri genellikle Rousseau'nun da ağacının bununla sınırlı olduğunu düşünerekten eleştirdiler onu. İkinci aşama bambaşka bir kamusallığı. Yani kadının da erkeğin de özgürce eşit bir şekilde eğlediği bir kamusallık olarak düşünülüyor. Bu kamusallık alanı işte aynı zamanda hangi koşullarda olan bir kamusallıktır. Aşkın yasasının hakim olduğu yerde, yani kadının erkeğin birbirlerini tamamladığı, birbirlerini dengelediği değil, birbirlerini tamamladığı, her birinin diyelim ki ne, bir çifti düşünelim, bir kadın erkeği düşünelim, çift oluşturmuş olan bir kadını bir erkeği düşünelim. Her biri en az ikisi kadar güçlü olmuş oluyor burada. Yani güçleri birleştirdikleri için karşılıklı bir güç dengelemesi ve ayrımı söz konusu olmadığı için kadın ve erkek kadar, erkek de erkek ve kadın kadar güçlü olmuş oluyor. Yani böylelikle o ne diyelim, perspektifsel olarak
kadının da kadın olarak, erkeğin de erkek olarak özgürleşmiş olduğu kamusallığın, toplumsallığın oluşmuş olduğu nihai perspektif oluyor. Bu nihai perspektif, yani Rousseau'nun toplum sözleşmesinde sunmuş olduğu özgürlük perspektifini, Emil'de sunmuş olduğu aşkın yasasının hakim olduğu perspektifle beraber düşünerekten Rousseau'nun kanaatimce ortaya koymuş olduğu külliyatı bu perspektiften yeniden okumak gerekiyor. İsterseniz ben konuşmamı burada tamamlayayım. Varsa sorular alalım ve tartışmaya başlayalım. Hocam teşekkür ederim. Hocam şöyle bir soru var mesela. Bir devletin nasıl olması gerektiği noktasında Montesquieu ile ayrıştıkları nokta nedir diyorlar. Evet, bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şimdi Montesquieu'nun devlet perspektifi, toplum perspektifi her şeyden önce o var olan toplumsal tabakaların Montesquieu var olan toplumsal tabakaların birbiriyle uzlaştığı bir toplumu düşünüyor. Yani onlar bir yerde yan yana var olmalılar diyor. Nasıl yan yana var olacaklar? İşte toplumda ne var? Yasama var, yürütme var, yargı var. O zamanlar şeyde Fransız toplumunda üç durumdan bahsediliyor. Yani üç tabakadan bahsediliyor işte. Bu şeyler ne diyelim, papazlar diyelim, yani kilise o şeyi, burjuva ve feodal sınıflar. Bunun her birine yasama, yürütme, yargı, bunlar arasında, yani güçler bunlar arasında dağıtılmalıdır. Böylelikle güçler dengesi oluşmalıdır. Yani Rousseau şeyin, Montesquieu'nun ünlü güçler ayrımı bundan ibarettir. Orada Rousseau'da olduğu gibi ortak bir zemin yok. Yani genel bir iradeden bahsetmek Montesquieu açısından aslında mümkün değil, düşünülmüş de değil. Rousseau'nun güçler ayrımı ise tabakalara göre ayrılmış olan şey değil, güçlerin ayrımı değil. Tam tersine eşitlerin ve özgürlerin toplumunda toplumun iradesi için gerekli olan güçler arasında, yani zorunlu olarak oluşan güçler arasında bir iş bölümünden başka bir şey değil aslında. Yani temel olarak şöyle diyebiliriz, Montesquieu hala bu mesela 20. yüzyıl filozoflarının Montesquieu ilişkin yapmış oldukları araştırma tarafından da teyit ediliyor. Montesquieu aslında hala daha ne diyelim, feodal toplumdan gelen aristokrasinin hakimiyetini ve varlığını muhafaza etmeye çalışan bir filozof. Yani tabir yerindeyse oldukça muhafazakar bir filozof. Hatta 20. yüzyılda bazı filozoflar Montesquieu'nun güçler ayrımı teorisinden hareketle Montesquieu kendi döneminde gerici bir filozof olarak bile tanımladılar. Rousseau ise daha çok demokratik bir toplumu amaçlıyor. Yani demokratik toplum derken de toplumun yasamasının tüm yurttaşlara ait olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Yasamasının, yürütmesinin demiyorum, yasamasının tüm yurttaşlarına ait olduğu bir toplumdan bahsediyor. Yani daha sonraki liberal devlet modellerinde yasama da, yürütme de temsili devlete devredildi. Rousseau yurttaşların yurttaşlık haklarının, yani yurttaşlığın aslında temsil edilemeyeceğini, tüm yurttaşların yasaların yapımında aktif yurttaşlar olmaları gerektiğinden hareket ediyor. Dolayısıyla Montesquieu'nun daha çok aristokratik bir devlet yapısına karşı Rousseau'da daha çok doğrudan demokrasinin gerçekleştirilmesini amaçlayan bir
devlet modeli var. Bir egemenlik modeli yani. Hocam peki özel mülkiyet noktasında, yani en azından üretim araçlarının özel mülkiyeti noktasında aslında Rousseau'nun bakış açısı nedir? Yani mesela Rousseau aslında sosyalist bir bakış açısı mı benimsemiştir? Şimdi o konuda tek bir yanıt vermek mümkün değil. Rousseau bazen mesela şöyle bir şey söylüyor. Benim bir sofim olsa ve bir tarlam olsa bana yeter diyor mesela. Yani bir toprak parçam olsa bana yeter diyor. Ki bu aslında özel mülkiyeti içeren bir talep. Fakat şeyde genel iradede herkes mülkiyetini neye aktarıyor? Ortak mülkiyete aktarıyor. Yani mülkiyetler teker teker, özel mülkiyetler bir araya getiriliyor ve herkes kendi özel mülkiyetini genele devrederken aynı zamanda kendisi genelin mülk sahibi olmuş oluyor. Yani şeyde genel irade çerçevesinde okuduğumuz zaman Rousseau pekala kolektif mülkiyetçiliği de bir olanak, bir seçenek olarak düşünen bir filozof. Yani sosyalisttir diyemeyiz tabii ki ama bu açıdan baktığımız zaman pekala 19. yüzyıldaki sosyalist modellere sosyalist toplum modellerine, çok çok farklı sosyalist toplum modellerine ne yapıyor? Bir çıkış noktası olarak Rousseau görülebilir yani. Hocam Rousseau öz saygınlıkta çifte illüzyon dediğimiz bir kavram kullanmış galiba. Öz saygınlıkta çifte illüzyon. Double illüzyon diyorlar. Hani böyle bir şey var mı? Yani burada ne kastetti? Ne diyorlar anlamadım. Öz saygınlıkta çifte illüzyon. Çifte illüzyon. Hani karşılıklı illüzyon dediği bir kavram kullandı deniliyor. Hani böyle bir şey var mı? Şimdi orada şeyin Rousseau'nun evet bu akşam için hazırlanırken de tekrar baktım. Ben de Hobbes üzerine çalışma yapan bir öğrencim vardı benimle beraber tez çalışması yaparken o bağlamda da bu kavramı kullandık vesaire. Şimdi Rousseau amour de soi öz sevgi kavramını kullanıyor. Bir de amour propre yani kendini sevme kavramını kullanıyor. O yani çifte illüzyon denilen şey yani aslında bir yanılsama dediğimiz şey. Sanki kendi çıkarlarını diğerlerinin çıkarlarından üstün tutaraktan kendisini en iyi şekilde gerçekleştirebileceğini düşünme anlayışı işte o özel mülkiyet ilişkilerinin oluşmasıyla, yabancılaşmanın oluşmasıyla, o amour propre yani kendini sevme, kendini diğerlerine üstün görme bencillik duygusunun oluşmasıyla ortaya çıkan bir durum o çifte illüzyon durumu. Rousseau tabii ki o şeyi öz sevgiyi yani herkesin kendisinin kendi yaşamını muhafaza etmekle yükümlü olduğu öz sevgi, amor ve suayı tabii ki gerekli bir duygu olarak kabul ediyor. Çünkü benim canımın neye gereksinimi olduğunu en iyi yine ben bilebilirim. Vücudumun neresinin acıdığını, nasıl acıdığını en iyi ben bilebilirim. Ama bencillik duygusunun sonradan yapay olarak oluştuğunu, bir yanılsama olduğunu ve tabii ki yabancılaşmanın da bir ifadesi olduğunu düşündüğü için o bencillik duygusunun her ne kadar tarihsel olarak ortaya çıkmış olsa da yapay bir duygu olduğundan hareket ediyor. Yani insanın yaşamını idame etmesi için öz sevgi duygusu kaçınılmazdır, gereklidir. Yaşamını koruyabilmesi için ama bencillik duygusuna gereksinimi yoktur. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Başka soru yok zaten. Hani çoğu sorunun cevabını konuşmanızın içinde verdiniz. Çok teşekkür ederim o zaman.
Şimdi tam olarak ne yaptık? Biz doğrudan yayın mı yapabildik yoksa Yok kayıt hocam, şu anda doğrudan yayın yapamadık. Kayıt yaptım. Bunu ben işte YouTube'dan yayınlayacağım hocam. mı? Ha, tamam. Çok teşekkür ederim o zaman sabırlarına ve yardımlarına. Ben teşekkür ederim hocam. Sonra gene görüşmek üzere. İyi akşamlar İyi herkese. akşamlar.